Diyanet TV ekranlarından herkese merhabalar. Bu hafta İstanbul'un çok özel, çok özel bir mekanına gidiyoruz. İstanbul'a gelip de önünde resim çektirmeyen herhalde çok azdır. Nereye mi gidiyoruz? Kız Kulesi'ne gidiyoruz. Ressamımız Hikmet Onat. Gerçi İstanbullu olup da ressam olup da Kız Kulesi'ni yapmayan herhalde yoktur. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Siz? Manzara çok güzel. Evet, çok güzel. Evet, siz çayla vaktinizi geçiriyorsunuz böyle güzel bir manzarada. Ben de resim yapacağım birazdan Kız Kulesi'ni. Evet, resim diyecektim, evet. Evet, burada olup da Kız Kulesi'nden başka neresi resmedilebilir değil mi? Ayasofya var, yani daha var yani. Ama böyle bir manzaraya Kız Kulesi'ni kondurmazsanız gözler arıyor yani, değil mi? Çok da güzel bir gün. Peki... Benimle resim yapar mısınız? Yani müsait değiliz. Yani işte kahvaltımıza kalkıyoruz. Görüşümüze devam etmemiz gerekiyor. Neyse, kısmet diyelim. Kusura bakmayın. Bir dahaki hayırlısı olsun. Peki, görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Böldüm, kusura bakmayın gazetemizi. Bir gazetemi okuyorum. Her zaman gelir misiniz buraya? Fırsat buldukça. Vakit geçiriyorsunuz yani. Tabii, tabii. Çok güzel. Ben de şövalemi kurup resim yapmak düşüncesindeyim. Burada vakit geçiriyorsanız eğer ve sürekli geliyorsanız bugün farklı bir şey yapmak ister misiniz? Olabilir. Benimle resim yapar mısınız? Bir şeyler öğretelim diyorsanız. Yani kesinlikle bu konuda endişeniz olmasın. Zaten resmin eskizini ben hazırlayacağım. Ben yanıma sohbet edecek, beni dinleyecek, bilgilerimi paylaşacağım bir arkadaş arıyorum. Peki o zaman olur. Çünkü ben de gazetemi bitirmek üzereydim zaten. Keyifli bir sohbet olacağına inanıyorum. Çünkü ben de... Çok teşekkür ederim. Ben hemen kuruluyorum. Daha önce hiç resim yaptınız mı? Yok, dediğim gibi sadece yapanları izlemekten ve sergilerde görmekten ibaret bizim resim bilgimiz. Ama biraz işim gereği sanatla iç içeyiz. Ne iş yapıyorsunuz Yasin Bey? Tiyatro eğitimi aldım fakat işte oynadığımız çocuk oyunları vardı oyunlarımızın dışında. Şimdi biraz daha eğitim aşamasına geldim ben. Eğitim vermeye çalışıyorum. Özellikle de genç ve çocuklar öğrencilerim var. Temel tiyatro bilgileri veriyorum. Onları en azından bilgi sahibi yapıp iyi bir tiyatro seyircisi yetiştirmeye hedefliyorum. Amacım şey değil kesinlikle. O büyük oyuncular falan olsun. Bilemiyorum tabii. Tiyatro sevgisini aşılamaya çalışıyorum. Tam tuvali istediğim kadrajda böleceğim. Şöyle, şuraya baktığımda. Çünkü şuraya Kız Kulesi'ni oturtmak istiyorum. Bana yeterli alan lazım. Bunun üzerine bu maviyle boyayacaksınız. Yukarıdan aşağıya geleceksiniz. Tam bu çizgiden aşağısında, benim çizdiğim yerden aşağıya da mavinin sertliğini artıracağım. Bak. Görüyor musun? Evet. Gökyüzü ve aşağısındaki... Bak, hemen şurada deniz etkisini gördün mü? Evet. Çok fark etti. Önce gökyüzüyle bir başlayalım. Ben şiddetini biraz ayarlayayım. Yeterince boya olması çok önemli. Tuvalinde, paletinde ki boyarken sıkıntı olmasın. Çözücü kullanacağız. İnceltici. Onunla beraber astarımızı daha hızlı kullanırız. Astar derken ilk attığımız boyaya evet, mı astar diyeceğiz evet, yani diyoruz. Aynen, arka planda. Arka plandaki fon olan, bize resmi kolaylaştıran, fırçayla attığımız ince boya tabakası. Kız Kulesi'nin karşısındayız. Evet hocam. Tabii ki Kız Kulesi ve efsanelerini konuşmadan olmaz. Evet, tabii. Milattan önce 24'lü yıllarda yapıldığı söyleniyor Kız Kulesi'nin. O dönemde birkaç efsane var. Kız Kulesi ile ilgili, burada yaşananlarla ilgili, yapılma hikayesiyle ilgili. Ama yerinin tespit edilmesi ve konumlandırılması ve yapılış zamanına kadar milattan önce 300'lü yıllardan bahsediliyor. Yani o dönemde düşünülmüş ama milattan önce 24. yıla kadar inşası gerçekleşmemiş. 24. yılda inşası gerçekleşmiş. Birinci hikayesi şu. Yunanlı bir kralın karısını buraya defnettiği söyleniyor. Onun için yaptırdığı, öldükten yani sonra... Yani bir anıt mezar gibi. Evet, evet, öldükten sonra gibi buraya defnettiği, onun adına yaptırdığı veya bu şekilde de söyleniyor. Bir rivayete göre de bir prenses efsanesi var. En bilineni de o herhalde. Vaktiyle bir falcı krala kızının yılan tarafından ısırılarak öleceğini söylüyor. Evet. Kral da kızını çok seviyor. Kim sevmez ki çocuğunu? Onu koruyabilmek için efsaneye göre Kız Kulesi'ni yaptırıyor. Evet, yılandan uzak tutabilmek için. Kız Kulesi de güvenli bir yer oluyor tabii ona göre. Burada yaşamaya devam ediyor prenses. Tabii prensesin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ona kıyafetler, yiyecekler getiriliyor. Bu esnada getirilen yiyeceklerde sepetin içerisinde, elma sepetinin içerisinde yılan gizleniyor. Kız Kulesi'ne varıyor ve orada yine prensesi ısırarak öldürüyor. Kaderinden kaçamadı. Kaçamıyor, kaderinden kaçamıyor tabii. Bir de tabii yerli bir efsane olmamalı mı? Kız Kulesi'yle muhakkak ilgili vardır, muhakkak. Yani böyle bir yer var olmaz ve biz mı orada yokuz. Olmaz olur mu? Mutlaka vardır. Battal Gazi. İşte cenyaver. Tekfur'un kızına aşık oluyor. Tekfur güçlü. Battal Gazi de güçlü. Ve Battal Gazi'den kızını korumak için onu buraya hapsediyor. Ve Battal Gazi tabii durmaz. Battal Gazi durur mu? Arkadaşlarıyla beraber Kız Kulesi'ni basıyor. Prensesi kaçırıyor. Şuradan atına biniyor. Üsküdar'ı geçiyor. Ondan Üsküdar'dan sonra Anadolu'ya. Ne söyleniyor? Atı alan Üsküdar'ı geçti. Bak işte ben bir bilgi daha sahibi oldum sayenizde. Ben bu efsaneyi bilmiyordum. Gerçekten de atı alan Üsküdar'ı geçti. Niye elenirdi? Oradan itibaren kullanılmaya evet, başlandı. Harikaymış. Harikaymış. Yine işin ucunda bir tabii bunlar hep rivayet. Tabii. Bunlar rivayet. Evet. Ama Kız Kulesi harbiden Kız Kulesi'ymiş. Yani bütün hikayelerimizde kızlar var. Kızlar var. Şiirin tadını almayı çok önemsiyorum. Şairlerimizi de önemsiyorum ve İstanbul çok ilham kaynağı herkese. Bunu anlatmak istiyorum aslında. O zaman size bırakıyorum. Güzel bir şiir dinleyelim sizden. Evet. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Boğazı sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan, İstanbul, İstanbul. Ağzına sağlık, harika. Evet, şiir okumayı severim. Ağlayana diyorum bile bahtiyar, bahtiyar değil mi? Ne kadar derin. Evet. Necip Fazıl Kısakürek. Ne kadar derin cümleler. Ki üstadı severim. Önlüklerimizi giymedik. Bakayım. Bilmiyorum bu. Evet, temizsin ama. Sıkıntı yok. Ben de bugün beyaz giydim. Evet. Böyle bakınıyorum ama ressam... buna güvenmemek lazım. Evet. Ben hemen önlükleri getiriyorum. Resmimizi sen yaparken fırçayı şöyle kullanmanı istiyorum. Görüyor musun? Omuzdan. Evet. Şöyle bir ayarı tuttur. Üstünden geçeyim. Üstünden geçeyim. Tamam. Bu şekilde yapmakta bir sakınca yok. Şöyle bastırıp girme, tuvali dövüyorsun. Fırçanın burasını sürttüğünde çok duyana sür. Ucuyla okşayarak yavaş yavaş. Bak nasıl doluyor, görüyor musun? Evet. Bak parlamaya başlıyor. O boyaya doyuyor. Böyle hızlı gittiğimiz zaman kendini yeniden tabii dövmüş oluyoruz. Evet. Tuvali döversek o da bize gereken cevabı sonuç olarak verir zaten. Değil mi? Evet. Hemen başlıyorum. Bakalım. Ben hemen önlükleri getireyim. Hikmet Onat, Salacak'tan, Kız Kulesi'ni resmeden, ünlü ressamlardan bir tanesi. Resmetmeyen zaten çok azdır. Hikmet Onat, askeri lise mezunu aslında. Osmanlı'da subaylık da yaptı. Ama Sanayi-i Nefise Mektebi'nden mutlaka yolu geçiyor. Resme, sanata ilgisi var. Tabi bu arada Sanayi-i Nefise Mektebi, Türk resim sanatının mihenk taşı. Bugün konu edindiğimiz ressamların, o dönem ressamlarının çoğunun, hatta belki de hepsinin mezun olduğu, eğitim gördüğü, ondan sonra atölyeler açtığı, öğrenci yetiştirdiği ama mutfağa sayılan yer. Fransa'ya gidiyor. Fransa'da 4 sene kalıyor. Sonra tekrar dönüyor. Döndükten sonra da Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yapıyor. Tabii Galatasaray Lisesi'nde öğretmenlik yaptıktan sonra demeyeyim yaparken Galatasaray Lisesi'nin müdürü tarafından kendisine Sanayi Nefise Mektebi'nde devam etmesi öneriliyor. O da bu öneriyi kabul ediyor. Sanayi Nefise Mektebi'nde yabancı hocalar da var o dönemde. Onlar yavaş yavaş görevlerini tamamlattırılıyor. Yerine yetişen Türk ressamlar, Osmanlı tebaasından ressamlar görev almaya başlıyor. O da orada öğretmenlik yapıyor. 1914-1918 arası Birinci Dünya Savaşı dönemlerinde resmi etkisi altına alıyor ve askeri resimler, asker konulu resimler yapıyor. Bunları da Enver Paşa destekliyor. Kimi destekliyor? Hikmet Onat'ı ve orada belki o dönem ressamlarından birkaçını da destekliyor ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatan, hatta Kurtuluş Savaşı'ndan önce Birinci Dünya Savaşı'nı anlatan resimler resmediliyor ve bunlara paşalar destek veriyor. Kendisi empresyonist akımın da sürdürücülerindendir. Çok üstattır bu konuda Hikmet Onat. Eserlerini üretmeye devam ediyor. Resim heykel müzelerinde eserleri var. Koleksiyonlarda eserleri var demin söylediğim gibi. Ömrü boyunca üreten bir ressam. Bir asıra yakın yaşıyor. Ancak bir tane sergi açabiliyor. Bir tane sergi açabiliyor. Onu da ölümünden 3 ay evvel. Ve 1977 senesinde hayata gözlerini yumuyor. Bu arada ressamımızın resmini de göstermek istiyorum. Rüzgar olduğu için kuramıyoruz öne. Ben onu alıp geleyim hemen. Tamam. Şöyle tutuver sana zahmet. Sonra devam edeceğim. Onu göstermeden geçmeyeyim istedim. Evet. Salacak'ın şimdi bu balıkçı barınağının olduğu yerin biraz ön tarafına doğru, çünkü burası doldurma bir sahil olduğu için daha yakın yerden geniş açıyla resmetti. Peyzaja baktığımız zaman oldukça hoş bir peyzaj. Değil mi? Kız Kulesi'nin izi düşüyor. Buradan yansımaları var. Kayıklar rengarenk. Martılar atmış hafif araya, uzaktan geçen sandallar ve silüetler belli belirsiz. Değil mi? Eline sağlık diyoruz. 1953 senesinin resmi. Bizim kahverengimiz biraz daha açık tonda olacak. Hemen yakaladı zaten rengi. Bütün seyircilerimiz bunu öğrensin. Kahveyi nasıl oluşturuyoruz bu şekilde. Yeşil turuncuyu nasıl elde ederiz? Sarı kullanırız herhalde. Kırmızıya daha açık. Sarı. Evet. Kırmızıya sarı. Yeşil zaten biliyoruz. Yeşil ana renkte. Hayır. Değil miydi? Mavi ve sarı karıştırırsan yeşil. Evet, tamam. Yeşilin ana renkli fen bilimlerindedir. Kahverengi. Gördün mü? Evet. Şimdi bunun beyazla beje doğru bakalım. Kızıl değil mi? Gidebilirim. Sarıyla olgunlaştırabilirim. Biraz daha hardala döndü şimdi. Evet. Bir anda çikolata renginden hardala geçti. Kahve tonunu artırdıkça koyuluğu, değil mi? Bunu beyazla beje doğru taşıyabilirim. İşte. Gördünüz mü? Evet. Bir sürü rengim oldu. Burada sadece şu iki rengi karıştırarak, sarı ve beyaz etkilerini artırarak 1, 2, 3, 4 renk elde ettim. Buraya doğru. Skalayı buradan devam ettirsem, sarı kırmızı üzerinden gitsem pek çok mavi tonu, yeşil tonu elde edebilirim. Zaten o skala burayı dolandığında bütün renkler avucumun içinde olmuş olur. Merhabalar, Salacak'tayız. Salacak'ta dinlenirken Akın Bey ile karşılaştık. Akın Bey resim yapmamı önerdi. Bir sanatsever olarak, sanatla uğraşan biri olarak reddedemeyecektim. Keyifle güzel bir gün geçirdim. Resim yapmayı öğrendim. Salacak ve İstanbul hakkında, Kız Kulesi hakkında konuştuk. Güzel bilgiler edindik. Ressamımız olan Hikmet Onat hakkında bilgiler edindik. Güzel, eğlenceli bir zaman geçirdik. Bu fırsatı bana verdiği için Diyanet TV'ye ve Benimle Resim Yapar mısın ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Burada gerçekten çok güzel bir gün geçirdik. İnsan fırçayı, paleti elinden bırakmak istemiyor. Manzara o kadar güzel, o kadar derin ki, ama tabii bunu sürekli yapma şansımız yok. Önümüzdeki hafta bir başka mekanda, bir başka konukla, başka bir eserle tekrar görüşmek üzere. Diyanet TV ekranlarından ayrılmayın, esen kalın, hoşça kalın.